Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hava soğuk ama güzel, güneşli bir gün. O yüzden bugün de Kızıl Ağaç, Gerenkuyu oraya geldim. Birkaç serilik bir paylaşım olacak. Yeni elektrikli araç sahipleri ve kullanıcıları için bilinmesi gerekenleri anlatacağım. Kendi deneyimlerime göre, okuduklarım ve araştırdıklarıma göre bazı öneriler sunacağım. Burada da kamp yapanlardan alışmış kuşlar hemen ta yanı başınıza kadar geliyorlar. Ekmek falan vereceğinizi düşünüyor. Bak, yanıma kadar geldi. Ne kadar güzel. İlk bölümde uzun yol ve planlamayla ilgili bazı öneriler sunacağım ve bilinmesi gerekenleri aktaracağım. İlk başta gideceğimiz güzergahı seçip o güzergah üzerindeki istasyonları belirlememiz gerekiyor. Uzun yol öncesinde özellikle Volt'la ve Lixium diye iki tane uygulama var. Bu uygulamalarda güzergahınızdaki istasyonları görüp bir planlama yapabiliyorsunuz, yol planlaması. Ben özellikle bu iki uygulamadan Lixium'u beğeniyorum. Neden? Çünkü örneğin Bodrum'dan Kadıköy'e seyahati planlayacağız. Ekranda da şimdi koyuyorum. Lixium'da işaretli seyahat butonuna bastığımızda nereden yola başlayacağınız ve nereye gideceğiniz yazıyorsunuz, aracınızı giriyorsunuz oraya plakasıyla birlikte, kaydediyorsunuz ve o aracı seçiyorsunuz. Planlamayı yapınca üst tarafta şarj istasyonlarının hepsini göster diye bir seçenek var. O seçenek işaretlendiğinde işte göreceğiniz üzere yol üzerindeki bütün istasyonları gösteriyor. Siz ayrıca yalnız Google veya kullandığınız navigasyon üzerinden aracınızın da %80'lik veya %70'lik şarj ile ne kadar gideceğini görerek bir şarj istasyonu belirlemeniz gerekiyor. Örneğin ilk şarj istasyonunu %70 olarak belirlediniz. İlk şarj istasyonunu %70 gidebileceğiniz menzil olarak ayarlamanızı öneririm. Çünkü belki orada dolu olacak istasyon. Daha sonrakilere en azından menziliniz yetmiş olsun. Gideceğiniz güzergah üzerindeki istasyonların olduğu bu veriyi ekran görüntüsü alarak bir yere de kaydedebilirsiniz veya yol üzerinde tekrar bakabilirsiniz. En önemli şeylerden bir tanesi durmayı planladığınız şarj istasyonları markalarının uygulamalarını önceden kurup kart bilgilerinizi, araç bilgilerinizi girip orada vakit kaybetmemeniz. Bu sizi vakit kaybından kurtaracaktır. Hem Lixium hem Volt'la hem de ABRP uygulamalarının nasıl kullanıldığına ilişkin kanalımda birkaç paylaşım var. Onları da izleyebilirsiniz. Uzun yolda mola verdiğinizdeki şarjları %80, %90'a kadar en fazla şarj etmenizi öneririm. Hem enerji kaybını daha azaltıp maliyetiniz daha düşer hem de daha kısa sürede yola çıkmış olursunuz. Çünkü özellikle %70'den, %80'den sonra şarj hızları birçok araçta düşmekte. Süre açısından aceleniz varsa aracınızın şarj eğrisini EVKXnet'ten bakarak nerede şarj ortalamasının altına düşüyor, nerede şarj hızı azalıyor onu görerek ne kadar kısa sürede menzil yapabileceğinizi, süre avantajı yakalayabileceğinizi görmüş olursunuz. Aracınızın şarj gücü ortalaması diyelim ki 110 kWh. 110 kWh şarj gücü ortalamasına da diyelim ki %60'da geliyor. %65'te de bu şarj gücü ortalama hızı diyelim ki 70'e düşüyor birdenbire. O zaman demek ki sizin aracınızı siz %60'a, %65'e kadar şarj edip devam etmeniz sizin için süre açısından daha avantajlı olabiliyor. Türkiye'de en çok bulunan şarj istasyonları markalarının neler olduğunu ben kendi kurduğum şarj istasyonları uygulamaların ekran görüntüsünü koyuyorum. İsterseniz bunların hepsini yükleyebilirsiniz. İsterseniz sadece uzun yola gideceğiniz zaman yol güzergahınız üzerindekileri yükleyebilirsiniz. Şimdi size benim aracımın şarj gücü ortalaması örneği üzerinden bunu anlatmaya çalışayım. Benim bu aracım MDG4 Luxury %4 ile %59 arasında kendi üst limiti olan 140 kWh civarında şarj oluyor. Yani %60'a kadar neredeyse 160 kWh ile şarj olmaya devam ediyor. Eğer benim çok acelem varsa %60'dan sonra şarj gücü biraz azalmış olduğu için %60'a kadar şarj edip her seferinde %5'e kadar, %10'a kadar sürüp her seferinde o şekilde devam edebilirim. Eğer bir miktar daha vaktim varsa örneğin MG4 Luxury %60'dan sonra %84'e kadar stabil
stabil bir şekilde yavaşlayarak yüksek şarj hızı almaya devam ediyor. %85'ten sonra ise iyice şarj gücü azalıyor. Dolayısıyla biraz daha vaktim varsa %85'e kadar beklerim. Daha sonra devam ederim ki ben çoğu zaman o şekilde yapıyorum. Çünkü yaklaşık 25 dakikada %85'e kadar doluyor. Örneğin KGM Torres EVX'e bakalım. %2 ile %64 arasında kendi şarj gücü ortalaması olan hızlarda ve üzerinde şarj oluyor. Üst dilimde çok azalmayan bir güçte şarj olmaya devam ediyor. %65 ile %79 arasında ise ikinci yüksek güçteki şarj ortalamasının olduğu bölüm. %80'den sonra ise şarj gücü iyice azalıyor. Dolayısıyla örneğin KGM Torres EVX aracımız var. Eğer süre bizim için çok önemli ise %65'e kadar şarj edip devam etmemiz bizim avantajımıza olur. Biraz daha vaktimiz varsa %80'e kadar şarj edip devam etmemiz avantajımız olur. %80'den sonra iyice düştüğü için şarj gücü %80'den sonra beklemek süre açısından avantajlı olmayabilir. Yine bir başka araç Kia EV3'ten örnek verelim. Kia EV3'te %10 ile %74 arasında şarj gücü ortalamasının üstünde bir şarj gücüyle şarj oluyor. %75'ten %96'ya kadar ise stabil bir şekilde şarj gücü yavaşlıyor. Eğer süre bizim için önemliyse %74'ten sonra şarjı kesip devam etmemiz avantajımıza olacaktır. Yani ideal şarj aralığını belirleyip o şarj aralığında uzun yolda aracınızı şarj molası verdiğinizde şarj etmek süre açısından sizin avantajınıza olacaktır. Yani söylemek istediğim kendi aracınızın şarj eğrisine bakıp EVKXNET'ten ona göre planlama yapabilirsiniz. Bilmeniz gereken bir başka şey de her istasyonda yazan maksimum gücü alamayabilirsiniz. Örneğin istasyonda bu istasyon 180 kWh'liktir diye yazıyor diyelim ki. Ama 200 amperlik bir istasyonsa o istasyonların yanlarında genellikle etiket olur ve orada yazar o. Birçoğunun uygulamasında yazmıyor ama bazılarının uygulamalarında da yazıyor. Örneğin 200 amperlikse sizin aracınızda eğer 400 volt şarj hızı mimarisine sahipse 200 çarpı 400 yaklaşık en yüksek 80 kWh ile şarj olabilirsiniz orada. Eğer 800 voltluk bir şarj hızı mimarisine sahipse aracınız o zaman da 160 kWh'lik en yüksek şarj hızını alabilirsiniz. O nedenle aracınızın şarj hızı mimarisi 400 voltluksa 400 voltluk istasyonlardan şarj etmeniz şarj hızı ve şarj gücü açısından avantajlı olacaktır. Aynı zamanda bir istasyonda 2 tane slot varsa, 2 tane tabanca varsa o istasyondan 2 kişi aynı anda şarj ediyorsa 180 kWh verebiliyorsa da istasyon maalesef onun yarısını ancak alırsınız. Bu tabii diğer araç, yanınızdaki araç şarj hızı düştükçe sizinki artabilir. O da istasyona bağlı. Bu konuda Engin Hoca'nın çok güzel bir videosu var. Ayrıntısını merak ediyorsanız açıklama kısmına koyacağım. İzlemenizi öneririm. Önceki maddelerde de ve bundan sonraki maddelerde de çeşitli ayrıntıyı içeren videoları da açıklamaya koyacağım. Onları da ayrıca izlemenizi öneririm. Engin Hoca'nın DC şarjlar neden vaat ettiği menzili vermiyor içeriğinde bir videosu vardı. Orada güzel bir şekilde bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Uzun yolda özellikle bayramlarda, yazın, hafta sonlarında, çok yoğun günlerde bataryanızın kapasitesi %30'a, şarjınız %30'a düştükten sonra ilk istasyona girerek kontrol edip devam etmenizi öneririm. Çünkü yoğun olabiliyor. %10'a geldiğinde gittiğiniz şarj istasyonu dolu olabilir. Bir sonraki şarj istasyonuna yetmeyebilir menziliniz veya orada da aynı şekilde yoğunluk olabilir. O nedenle %30'dan sonra önünüzdeki ilk istasyona gidip bakmanızı, devam etmenizi veya rezervasyon seçeneği var bazı istasyon markalarında onu kullanmanızı öneririm. Uzun yolda seyahatten birkaç saat öncesinde %100 olacak şekilde bataryanızı şarj ederek ve aynı zamanda varsa aracınızda ön iklimlendirme yaparak yola çıkmak menzil açısından size büyük avantaj sağlayacaktır. Hem bataryanız sıcak olarak yola çıkacaksınız, bataryayı ısıtmak için ayrıca bir enerji harcamayacak bataryanız, hem de %100 olarak yola çıkmış olacaksınız. Birkaç saat bataryanın %100 kalmasının önemsenmeyecek kadar zararı azdır. O nedenle NMC bataryalarda dahil olmak üzere seyahate çıkmadan birkaç saat önce %100 olacak şekilde şarj edip yola çıkmanız sizin lehinize olacaktır. Uzun yolda özellikle tırmanış olan yerlerde hızınızı güvenlikli bir şekilde yavaş yavaş azaltıp tırmanışın
bitmesinden sonra hızınızı yine güvenlikli bir şekilde yavaş yavaş arttırmanız tüketim ortalamanızı azaltacaktır. Yine aynı şekilde önceden tırmanışın geleceğini biliyorsanız o tırmanışa başlamadan önce hızınızı arttırmak ve tırmanışa o hızda girmek sonra yavaş yavaş azaltmak da tüketim ortalamanıza maksimum faydayı sağlayacaktır. En iyisi yolda mümkün olduğunca eğer varsa aracınızda rejenerasyonu kapalı kullanmak veya düşük rejenerasyonda kullanmak olacaktır. Peygamber vitesi diye tabir ettiğimiz aracı nötrde kullanmak, ne güç almak ne de rejenerasyona düşmesini sağlamak. İkisini birden sağlamadığımız tam orta noktayı, sıfır noktayı bulmak en güzeli olacaktır. Yine Engin Hoca'nın ilk videolarından olan peygamber vitesi kullanımı ve uzun yol taktikleri diye bir videosu var. Onu da açıklamaya koyarım. Onda da güzel bir şekilde anlatıyor. O da tüketim verimliliği açısından faydalı oluyor. Yani bir nevi aracı boşta kullanmak gibi düşünün. Gaz pedalına ayağınızı o şekilde alıştırdığınızda kendiliğinden zaten o devam ediyor sonraki sürüşlerinizde. Elektrikli araçlarda özellikle rüzgar sürtünme katsayısı çok önemli. Rüzgar sürtünme katsayısını da en çok etkileyen hızlar 110 km sonrası. O nedenle uzun yolda en verimli sürüş 110 km saatler civarı. 110 km saatlerin üzerindeki hızlarda çok hızlı bir şekilde tüketiminizin artacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Eğer aracınızda varsa rejenerasyonu otomatik veya düşük veya kapalı kullanabilirsiniz. Bu da uzun yolda rejenerasyona düşmediğinde araç freni kullanmamak, gücünü azaltmamak durumunda kalacak. Bu da faydalı olacaktır tüketim için. Araç verdiği gücünü ne kadar azaltırsa o kadar çok tüketim harcamış olacaktır. Rejenerasyon gücünü azaltıyor, tekrar bu sefer güç veriyor. Rejenerasyonun en faydalı olduğu şey şeyin içinde zaten. Çünkü önünüzde zaten durmanız gerekiyor. Zaten durmak zorundasınız. Onu rejenerasyonla durdurmak faydanıza oluyor. Çok acil ve sıkıntılı duruma düştünüz diyelim ki. Şarjınız çok azaldı. Gideceğiniz yere yetişmeniz çok riskli diyelim ki. Bir sonraki istasyona da gitmeniz diyelim ki çok riskli. O zaman şu vakumlama tekniği denilen yöntemi seçebilirsiniz. Yani sizden büyük bir aracın arkasında seyahat etmek. Rüzgarı o kestiği için aynı zamanda vakumlama etkisi yaptığı için tüketiminizi çok azaltacaktır. Çok acil ve çok sıkıntılı durumlarda aklınızda bulunsun. Yine bununla ilgili de Engin Hoca'nın vakumlama tekniği diye bir videosu var. Orada ayrıntısını anlatıyor. O çok yüksek menzil yaptığı aracıyla nasıl çok yüksek menzil yapabildiğini anlattığı bir videosu var. O vakumlama tekniğini güzel bir şekilde anlatıyor. Onu da açıklama kısmına koyacağım. Çok acil durumlarda işe yarıyor, bilmenizi isterim. Evet, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Tekrar görüşmek üzere.